Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Akmek kurslarımızdan rölyefte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda Rabia hocamız var. Hocam merhabalar Merhaba, tekrardan. hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Artık son işleme Evet, geldik. son kattayız. 8. katımızdayız. Daha çok detaylı şeylerimizi çıkaracağız. Minik minik çiçeklerimizi çıkaracağız. Birazdan göstereceğim. Ve simle, boncukla süsleyeceğiz. Daha sonra da bitireceğiz Evet, aynen rölyefimizi. inşallah yetiştirebilirsek bugün Tamam. bitireceğiz. Hemen başlayalım hocam o zaman. Siz Evet, zaten kesim şimdi ben... işlemlerinizi Evet, yapmıştınız. kesim işlemlerini İşlemlerini yaptım. Biraz hızlı olsun diye. Şimdi Tamam. boyuyorum. Şimdi çiçeklerimi bunları yapıştırdıktan sonra çiçekleri çıkarıp tek tek boyayacağız. Ben de yine Sen de bana bir kalemimi alıp evet. boyama işlemine başlıyorum. Bakayım bana neyi boyuyorsun? Evet. Bunu da boyadık. Şimdi ben buradan babın üzerindeki küçük çiçeklerimizi çıkarıyorum. Aslında en ince yer diyebilir miyiz Evet, buna? daha en detaylı yer diyebiliriz. Bunu böyle hafif böyle çıtlatıyorum. Bıçağımın ucunda böyle tomurcağı kadar küçük küçük. Ondan sonra sana vereceğim bunları ikimiz birlikte yetiştirebilmek için boyayacağız. Evet, son kattayız değerli Evet. izleyicilerimiz. Çiçekleri çıkartıyoruz. Balın üzerindeki ve son olarak süsleme ve giydirme işlemlerimiz Evet. tamamlanacak. Tablomuz ortaya çıkacak Sonunu inşallah. göreceğiz inşallah. Çiçeklerden Böyle, ben de alayım evet. isterseniz. Ondan sonra ben sana hem boyayı hem Hem de ütüyü göstereyim. ütüleme. Evet. Normalde böyle avucumun içine koyuyorum çiçeğimi. Ütümün böyle hafif ütülüyorum. Şekilden. Ondan sonra bir de tersinden basıyorum. Tam böyle düzgün şekil verebilelim diye. Böyle alakası bir şey olmasın. Böyle uçlarını parmağımla hafif hafif geriye doğru büküyorum. Ondan sonra bunu yerine yerleştiriyorum. Sonra Tamam. sen bana Hem boyama hem de buradaki, ütüleme evet, işlemi yapayım. aynen. Böyle arkasına böyle minicik bir nokta halinde silikonu sıkıyorum. Burada bir cımbızım var benim. Bu arada aletlerimizi de kullanmış olalım. Cımbızımı aldım. Ve senin burada şekline bakarak yerine yerleştireceğim. Şeklimiz bu. Tam şeklini bulmamız lazım. Böyle ortasından bastırıyorum ve bırakıyorum. Bu kadar. Tamam hocam, ben de yapacağım. Evet, şimdi sana bunu aralarını çıtlatayım ben. Çünkü çıtlatmazsak ütü yaparken kağıdımız yırtılır. Çiçeklerimizin şeklini veremeyiz. İlk önce boyayayım. Evet, sen bunu boyarken ben de diğer işlemi yapayım. Mesela burada harflerimizin bazı yerlerini bu kuyruğu attım burada geri dolduğu için. Şimdi Allah lafzının bazı yerlerini attım. Burada kalan yerini ütülüyorum. Genelde büyük parçalarda elimle ütülüyorum. Ben de ütüleme işlemine geçiyorum hocam şu an. Evet. Umarım yapabilirim. Yaparsın. Ütüleme zevkli. Evet, şimdi tersinden. Evet. Muhammed'imizin de bazı kısımlarını attık. Bize daha çok öne kalacak yerleri lazım çünkü. Burada da gölgelerden hafif bükerek ütülüyorum. Nasıl olmuş sizce, ütüleme olabilmiş mi? Biraz Birazcık daha. olmuş. Sonra bak böyle elimle yaptığımda Biraz daha. hafif yukarı doğru kaldırıyorum.
yapıp yukarı doğru kaldırıyoruz. Evet, tamam. Tamam. Bu güzel. Şimdi sırayla buradan gidebiliriz. Buradan al istersen. Tamam. Böyle gidelim, karıştırmayalım. Genelde çiçeklerin şekilleri farklı olduğu için karışabilir. Birbirlerine çok benziyorlar. Evet, aynen. Genelde yeni kursiyerlerimiz böyle çiçeklerin arkasına falan numara yazıyorlar şaşırmamak için. Aslında mantıklı hocam karıştırmamak adına. Bir de bazı çiçeklerde şimdi yapraklar mesela 10-15 tane yaprak oluyor, kesiyorsun. Bilemiyorlar, sabretmiyorlar da. Evde kesip geldikleri için arkalarına numara yazıp numara veriyorlar, daha kolay oluyor. Yapa yapa daha da pratikleştirebilirsiniz. Evet, evet. Benim gibi yeni başlayanlara biraz zor gelebilir ama inandığımız sürece her şeyi başarabiliriz. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz. Yıllarca böyle evinden hiç çıkmamış kursiyerlerimiz var. Böyle bıçakla. Evet. Şimdi sadece çiçeklerimiz kaldı artık. Evet. Yerine koyuyoruz. Şimdi hızımızın ucuyla başlık basıyoruz. Bu arada kursiyerler Ramazan'da da evlerinde gündüzleri boş kaldıkları zaman güzel bir aktivite bence. Her gün bir yarım saatimizi ayırsak evet. Güzel işler çıkartabiliriz evet, bence. Evet. Kağıtla çok uğraşmıyorsun. Kağıtla ne kadar çok uğraşırsak o kadar yıpratırız. Evet. Ben size vereyim hocam bundan sonra. Evet. Ama oldu dizgine göre güzel, değil mi? Güzel. Biraz yıpratıyorum çünkü evet. Çok bilmediğim için. Siz boyayın bana verin. Tamam daha hızlı olalım. Bu sıradan geçelim evet. Gerçekten ütüleme işlemi de biraz zor aslında. Genelde ütüde daha çok ben. Bir de kursiyerlerimizin bir şeyi var. Hocam sizin ellerine sihirli bir gelin dokunun diyorlar. Gerçekten çok pratik yapıyorsunuz. Çok aşırı kursiyerimiz olduğu için çok kalabalık kurslarımız. Hı-hı. Yetişmek için herkesin talebine karşılık verebilmek için hızlı olmak zorundayız. Buyurun hocam. Çok fazla kursiyerimiz var çünkü. Evet hocam çiçeklerimizi boyamaya devam ediyoruz. Evet bayağı şekillendi. Büşra'cığım, ellerine sağlık. Sizin ellerinize sağlık hocam. Ben ufacık bir dokunuş yapmaya çalışıyorum. Olsun. Bana bayağı vaktimiz kısıtlı olduğu için evet. Biraz yardım ediyorum ki size yardımcı olabileyim. Hızlıca ilerleyelim. Evet. Çiçeklerimizi yapıştıracağız ve süsleme işlemine geçeceğiz. Evet. Her aşamanın kendine has güzellikleri var evet. Bence hocam. Elimle de şekil veriyorum tabii ütüyü yaptıktan sonra. Son olarak. Bunu da boyayacak mıydım? Yok boyamıyoruz. Tamam bunu da boyamıyoruz. Buraya koyup kalmıyoruz. Evet. Boyama işlemimiz burada evet, bitti. Sonlandı. Birkaç çiçeğim kaldı. Ben de onları yapıştırayım. Sonra süslemeye geçelim. Ben de yakından bakmak istiyorum. Gerçekten çok güzel oluyor çiçekler. Çiçeklerin arasını açıyorum ki püf yaparken yırtmayalım. Çünkü kağıdı büküyoruz. Elimle şekil veriyorum. Evet,
Son çiçeğimiz kaldı. Bunu da yapıştıralım. Simleme işine geçeceğiz. Dilediğim şekilde süsleyebiliriz. Evet, o biraz daha insanın kendi şeyine bağlı, kullanacağı yere bağlı. Siz sim ve taş kullanacaksınız. Evet, yapışkanlı sim ve taş kullanacağım ben bugün. Tabii her şeyde farklı objeler kullanabiliyoruz. Şimdi burada bizim taşlarımız var. Çiçeklerimizin ortasına böyle döküyorum. Birer tane bu taşlardan koyacağım. Şimdi silikonu sıkıyorum. Böyle küçücük. Buraya da sıkabilirim. Taşın ortasına da. Taşımı alıyorum. Bu buna biraz büyük gelecek. Buna bakacağız. Mesela onu buna koyacağım. Evet. Şimdi buradan küçük taşlarımızdan da keselim. Bakmasımızla. Küçük çiçeklerimize küçük. Büyük çiçeklerimize büyük taş koyalım. Bu taşları da bu Stesa'dan tüm işletmelerde bulabiliriz. Evet, aynen. Falan buluyoruz. Böyle. Mesela böyle cımbızımı alıyorum. Silikonumun ucunda böyle dokunduruyorum. Ve böyle taşla süslüyoruz. Arzuya göre buraya simi yapan da oluyor. Taşlarımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet, peki evet. Yapışkanlı simimizi nerede kullanacağız hocam? Onu da şimdi Allah Muhammed yazılarımızın kenarlarına hafif hafif süreceğim. Çok fazla değil ama istersen gösterelim. Yani şimdi vaktimiz kısıtlı olduğu için evet. O işlemi de göstermek istiyorum evet. Seyircilerimize. Evet, tabii biraz. Biraz aslında kuruması daha iyiydi bizim için ama vaktimiz kısıtlı olduğu için kurutamıyoruz. Ufak bir gösterelim. Diğer evet. Bölümümüzde bitmiş halini seyircilerimize evet, sunarız. Aynen. Çünkü çok uzun sürer. Böyle kenarını boyuyor gibi kenardan bir ışıltı veriyorum. Değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi simleri kenarına boyuyor gibi yaptı Rabi hocamız. Biraz vaktimizi alacak. Bizler de sizin için diğer bölümümüzde bitmiş halini göstereceğiz. Rabi hocam tamamlayacak. Bir diğer rölyef tablomuzu yapmadan önce bitmiş halini sizlere evet. Sunacağız. Şimdi bile çok güzel oldu. Ellerinize sağlık hocam. Çok teşekkür ediyorum. Siz de sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bugün de AKME kurslarımızdan rölyefin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler diğer bölümümüzde tablomuzun bitmiş halini sizlere sunacağız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürlerimi iletiyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.